Değerli arkadaşlar, Kocaeli Çayırova'dan Ayşe Hanım'ın ihbarıyla tedaviye kaldırdığımız kedinin durumu bu. Gözün biri tamamen dışarı çıkmış durumda. Şu göz tümüyle işlevini kaybetmiş. Şu göz tümüyle işlevini kaybetmiş. Diğer gözde göz belirtileri var. Evet, bunu kurtarmaya çalışacağız. Bir de şurada da oldukça büyük, yaklaşık ceviz büyüklüğünde bir apse var. Hemen kliniğe kaldırdık bu yavruyu da. Çok küçük, yani el kadar bir şey. Bu kadar. Değerli arkadaşlar, Bilecik'ten ihbar üzerine tedaviye kaldırdığımız her iki bacağı da kırık yavru köpek. Maalesef her iki bacağını da kımıldatamıyor. Hemen bu yavrucağı da tedaviye aldık. Evet, şuradan kırılmış. Diğeri de tam eklem yerinden, tam şuradan kırılmış. Oldukça da küçük. Bu kadar küçük bir erkek köpek. Ve dehidrasyon da var. Yani sokaklarda bu şekilde aç susuz kalmış. Şuradan itibaren kalçada büyük ihtimalle sorun var. Bir şey çarpmış olabilir, bir şey geçmiş de olabilir üzerinden. Yalnız şu şuradan kırık. Bilecik'ten ihbar edilen köpeği almaya geldik. Durumu perişan. Hemen tasma taktık kaçmasın diye. Ağaç kabuğu gibi olmuş hayvan maalesef. Ve çok zayıf. Aşırı zayıf bir can. Kendisi de küçük. Yaklaşık olarak 5 aylık dişi bir köpek. Şu hale bakar mısınız? Açlıktan perişan olmuş durumda. Evet. Çok kötü olmuş ya durumu. Şimdi ne olduğunu bilmediğimiz bir kedi ihbar edildi. Şurada bir delik var. Ve arka bacaklar hiç hareket etmiyor. Şurada da ödem var. Fazla hareket ettirmemeye çalışacağız. Hemen bu canı da kliniğe kaldırıyoruz. Durum oldukça kötü. Fazla sarsmadan bezin üzerine aldık. Ve kliniğe götüreceğiz. Genel sağlık durumu da çok kötü maalesef. Ve soğumaya da başlamış. Bu şekilde. Değerli arkadaşlar, Bilecik'ten ihbar edilen bacağının şurasında çok sert bir tümör kitlesi olan köpeği kliniğe kaldırdık. Evet, bunun da maalesef durumu, bacağının durumu çok iyi değil. Şuradan itibaren, bakın şuradan itibaren şöyle tümör var burada. Ve taş gibi. Evet. Bu canı da hemen kliniğe kaldırdık. Genel tedaviden sonra ameliyatla bu kısım alınacak. Kısmına kadar tamamen şişmiş durumda burası. Değerli arkadaşlar, şimdi Çayırova'dan aldığımız, ihbar üzerine tedavi aldığımız bacağı patisi kırık kedi. Çayırova'dan Ayşe Hanım'ın ve Fevzi Hanım'ın ihbarıyla aldık. Hemen sedasyon verildi çünkü çok agresif bir kedi maalesef. Bilecik'ten asites vakası. Yavru köpeğin karnı bu kadar şiş. Sıvı toplanması, yani karın boşluğunda sıvı toplanması. Hemen kliniğe kaldırıyoruz. Küçük bir dişi köpek. Ve pire kaynıyor. Çok fazla da piresi var. Evet, karın altı bu şekilde. Sakarya Hendek. Dereköy'den ihbar edilen, üzerinden araba geçmiş sağ olsun İsmail Bey. Sahip çıkmış. Köylüler vuralım falan demişler ama sağ olsun sahip çıkmış. Hemen bunu alıyoruz. Hem tedavisi için hem de korunması için. Evet, durumu oldukça kötü. Gel oğlum. Abi arabayı bu tarafa getirelim. Bunu kucaklayalım, alalım. Açılmış bilmiyorum. Çok kötü durumda yani. Hali bu. Kazık gibi olmuş. Hemen kaldırıyoruz bunu. Bilecik'ten ihbar edilen trafik kazalı kediyi kliniğe kaldırıyoruz. Durumu oldukça kötü. Bu göz işlevini kaybetmiş ve bu göz de kaybetmek üzere. Burnundan kan geliyor. Çenede asimetri var. İnşallah çenesini kırmamıştır. Bilecik'ten ihbar üzerine kliniğe kaldırdığımız kedinin durumu bu maalesef. Şu göz tamamen işlevini kaybetmiş durumda. Çenede bir asimetri var. Solunumda sorun var. Solunum sorunlu. Dişlerde kırık var. Hemen hekimlerimiz tedavisi için uğraşacaklar. Değerli arkadaşlar, Tokat'tan ihbar üzerine tedaviye aldığımız tek gözü tamamen işlevini kaybetmiş. Hemen veteriner hekimimiz muayene etti. Buna bir şey batmış ve çıkmış olabilir. Darbe almış olabilir ama göz işlevini kaybetmiş durumda. Oldukça da küçük, yaklaşık 2 aylık. Çok zayıf. Şu bacak altlarında da ufak ufak yaralar var. Uyuz başlangıcı gibi. Ve pire kaynıyor. Pire yumurtaları dolu her yerinde. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ihbar ettiği vaka.
İki gözü de tamamen işlevini kaybetmiş yavru bir kedi. Çok kötü durumda maalesef. Bu can kör kalabilir.